diyoruz. Ekonomiyle devam ediyoruz. Piyasanın rakamlarını alalım. Uzmanımıza döneceğiz. Telefon hattımızda Onur Altın bizi bekliyor. Değerli izleyiciler, BIST yüz endeksi 72.849 puanda 0,96'lık bir gün içi yükselişle açılması gündemde. Ama ilerleyen dakikalarda neler olacak hep birlikte göreceğiz. Fed'in faiz artırımının ardından günün ilk işleminde. Dolar TL karşısında 2.93 düzeyinde, Euro TL karşısında 3.18 düzeyinde işlem görmekte. Kısa da olsa, yani küçük çaplı bir düşüş görülmekte yüzdelik bazda. Altının gram fiyatına baktığımızda serbest piyasada 102 lirayı görüyoruz dedik. Gram fiyatı spot altının gram fiyatı 100 lira. Ortalamaya baktığımızda 101 liralık bir değer ölçebiliriz. Az sonra Onur Altın bize aktaracak. Brent petrolün varil fiyatı da 37 dolar 27 sent düzeyinde, neredeyse 36 dolarlara doğru geriliyor değerli izleyiciler. Brent petrolün varil fiyatı ve telefon attığımızda ALB menkul değerlerden Forex araştırma uzmanı Onur Altın var. Efendim öncelikle günaydın. Günaydın Selim Bey. Çok teşekkürler. Fed faiz artıracak mı, artırmayacak mı? Uzun zaman konuştuk. O faiz arttı. Bundan sonra ne olacak, söz sizde değil. Evet, dediğiniz gibi piyasaların hemen hemen 2 yıl vaktini aldı Fed'in faiz artırıp artırmayacağı tartışmaları ve sonunda Fed 2006'dan beri ilk faiz artırımına giderek faizleri de beklendiği gibi 25 baz puan arttırarak %0.50 seviyesine çıkarttı. Bundan sonraki gelişmelere baktığımızda aslında 2016'da da farklı bir tablo görmeyeceğiz. 2016'da da yine Fed'in faiz artırımının beklentileriyle geçecek gibi gözüküyor. Tabii ki burada da yeni yılda Fed faizleri yılda 3 kere mi arttıracak, 4 kere mi arttıracak tartışmalarıyla biz yine gündem yoğun olacaktır. Dün akşamki Fed açıklamalarına baktığımızda genelde olumlu bir tablo görüyoruz. 2016 yılı sonu faiz beklentileri değiştirilmeyerek yaklaşık %1.375 seviyesinde bırakıldı. Bu da Fed'in yaklaşık olarak 8 toplantının 4'ünde faiz arttırımına gidebileceği ifade ediliyor. Çünkü biz buradan bunu anlıyoruz. İşsizlik oranı 2016 yılı için %4.8'den 4.6'ya indirilmiş. 2016 yılı için büyüme beklentisi de %2.3'ten 2.4'e çıkartılmış. Fed'in yaptığı genel açıklamalar ve yılanın değindiği noktalar ise ekonomik koşulları iyileştiği sürece kademeli bir faiz artışının devam edeceği ve istihdamdaki düzenlemenin devam ettiği, aynı zamanda konut piyasasında belli bir iyileşme görüldüğü şeklindeydi. Enflasyon tarafında düşük petrol fiyatlarının ve dolardaki yükselişin, aşırı değerlenmenin enflasyonu aşağıya doğru baskıladığını savunmuşlar. %2 olan, hedef olan %2'yi de orta vadede yakalayacaklarını söylüyor FED yetkilileri. Bu tabloda küresel piyasalara olumlu yansıdı, özellikle borsa cephesinde Asya hisse senetleri karar sonrası günü şu anda pozitifte kapatacak gibi gözüküyor. Avrupa tarafı dün günü yine pozitifte kapattı ki hizmet ve imalat PMI verileriyle enflasyon verileri de Avrupa cephesinde iyi gelmişti. Bu paralelde günü pozitifte kapatan bir Avrupa endeksleri vardı. Amerika tarafında da yine aynı paralelde biz pozitif tarafta kapattık. Yurt içinde VIOP tarafında alıcılı başladık. Yukarı yönlü bir alım gerçekleşti ki şu anda borsa tarafına baktığımda da o tarafta da yaklaşık %0.90 primli bir borsa açılışı görmeye yakınız. 73.500'lerden açılacak gibi borsa. Bu paralelde 75.100'e kadar bir yukarı yükseliş söz konusu olabilir. O seviye kritik bir direnç noktamız. Yani 75.000'lere kadar biz borsa tarafında yukarı yükseliş görebiliriz. Aşağıda ise 72.000 desteğimiz var. Bu seviyenin altında 70.900 takip ediyor olacağız. Dün 2 yıllık gösterge tahvil faizlerinin tekrar %11'lerin altına inmesi kurlar tarafında da bir gevşemeye sebep oldu. Yine Amerika'dan gelen Fed'in kararı piyasada biraz daha rahatlatmış görüntüsü var ve kurlarda da aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Dolar TL tarafına baktığımızda satıcılığı olan dolar TL'de bugün 2.90.50 seviyesine kadar düşüşler görülebilir. Bu seviyenin altında da 2.88.50 seviyesi var. 2.94.50 haftalık pivot noktamızı, o seviyenin kırılması halinde de tekrar 2.90
seviyesi test edilebilir. Euro TL tarafında da 3.23 önemliydi. 3.23'ün kırılmasıyla satış baskısı artmış gözüküyor. Şu anda 3.18.50 desteğindeyiz. 3.18.50 desteğinin altında 3.13'lere doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Ancak burayı kıramazsak parite etkisi sebebiyle o zaman tekrardan 3.21'e doğru yeni bir hareket başlatabiliriz. Gram altın tarafında değişen bir şey yok. 100.10 desteğinin altında 97.35'e kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Evet. Yukarıda da 100.10 seviyesinin üstünde 105.10 direnci var. Günü bu şekilde özetleyebiliriz Selim Bey. Çok çok teşekkürler Sayın Altın, aktardığınız bilgiler için. Yarın haftanın son işlem gününde yine rakamlar alacağız sizden. İyi çalışmalar.